Değerli arkadaşlar, şimdi bahsettiğim gibi kışlık tekerleklerimi taktırdım. Yazlık tekerleklerikileri taşımam gerekiyor. Dün taşımam gerekiyordu. Üşendim. Bugün iş başa düştü. Eşim olsaydı derdim ki seni tembel neden ihmal ettin? Bilmem ne. Tabii şimdi kendime kızamam. Dün üşendim, iş bugün başa düştü. Saat 10, aslında uyku saatim. Ama arabayı şimdi kapının önüne çekeceğim. Ve bizim burada kafeterya var, onların da çekme arabaları var. Onunla kolay oluyor. Şimdi gideyim, arabamı çekeyim ve kileri taşıyacağım. Allah'tan binada sadece iki aileyiz, diğerleri iş yerleri. O yüzden de şimdi bu arabayı çekerken çok gürültü oluyor ama problem yok, çok fazla insan olmadığı için rahatım yani. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi tekerlekleri arabanın üzerine aldım. Çekiyorum. Bu şekilde. Ve aşağıya doğru taşıyacağım. Dedim ya, evli olsaydım bu tarz derdim olmazdı ama ben de şansen de evli de olsaydım yine bu şekilde olurum herhalde. 3 aşağı 5 yukarı. Bu şekilde aşağıya götürüyorum. Sizlere göstermek istedim. Gidip kilerin kapısını açayım. Tek taşımada kilere kadar taşıyorum normalde. Gidip kilerin kapısını açayım da. Kilerin kapısını açtım. Tek taşımayla benim için daha kolay oluyor. Eğer indirirsem belime varlık yapıyor. Bu şekilde. Başa gelen çekiliyor. Şu yapacak bir şey yok. Boşuna uzamasın videom. Değerli arkadaşlar, kilerimi yerleştirdim, tekerleri. Bu şekilde kartonların üzerine koyuyorum. Şu yukarıdan göstereyim. Kartonların üzerine koyuyorum. Direkt betona koymuyorum. Çünkü bırakmıyorum ki tekerlere zarar gelmesin diye. Bu sene yaza kadar işim bitti. Yılda iki defa tekerlek değiştiriyorum. Yaza kadar bu tekerlek değiştirme işi yok. Hakikaten benim için bu değiştirme günleri iki gün alıp arabaya yerleştirip tekrar arabadan alıp kilere getirmek inanın bir işkence yani. Ama olsun, her şeye rağmen yaşamak güzel. Her şeye rağmen insanın kendisine yetmesi güzel. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, çiğ köfte tarifime geçmeden önce size Yaşar Nuri Öztürk'ten iki kitap siparişi verdiğimi söylemiştim. Bu şekilde bakın sararak göndermişler. İçerisine de bir ayraç bırakmışlar. Çok güzel geldi gerçekten. Böyle bir ayraç bırakmışlar. Köln Kütüphanesi diye bir kitapçıdan geldi. Online satıyorlarmış. Ve gerçekten aradığın zaman mutlaka reaksiyon gösteriyorlar. Çok memnun kaldım. Ve piyasadaki diğer kitapçılardan fiyatı daha uygun. Daha kitapları açmadım. Ben öyle hemen kıyamıyorum. Tam kendimi ayarlayıp o şekilde bakacağım bu kitaplara.
Yalnız bir kitaba ulaşamadım. Yaşar Nuri Öztürk'ün. Artık bir arkadaş söz verdi. Umarım getirir. Şimdi masaya geçelim. Ben masada tarifimi vereceğim. Mutfakta değiliz bu sefer. Zaten tezgahımı hazırladım. Ve tarife geçelim. Değerli arkadaşlar, tarifime geçmeden önce bu son günlerde yine bayağı bir şeyler aldım. İşe yarayacağını düşündüğüm bunları aşama aşama sizlere göstereceğim. Bunlardan bir tanesi Ştab Foyet Soyuk denilen bu uzun çakmaklardan. Sağ olsun Batuhan Mia bana tavsiye etti. Çünkü görmüş benim videolarda o küçük çakmakla yapmaya çalıştığımı. Özellikle de bu şekildeki mumlarda sorun oluyor. Bakın göstereyim. Bu kadar işe yarayan bir şeyden haberim olsa bile jetonun düşmemesi. Mesele bu. Ve ben buraları kesiyordum. O ipine ulaşabilmek için. Değerli arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi yakmış durumdayım. Neden görünmüyor? Bir dakika. Gördüğünüz gibi. Ay, yanıyor yani. Bana inanın. Ve bunun böyle sır şerunk da var. Kapatabiliyorsunuz herhangi bir problem olmaması için. Arkadaşlar, burada masadaki lambamı da yakayım. Şimdi tarifine geçmek istiyorum. Düzgün bir şekilde. 1,5 kadar simit, yani en ufak çiğ köftelik bulgur. Birkaç tane limon çekirdekleri alınmış. Bir kaşık salça, Antakya'dan getirdim. Salça ilk defa kullanacağım. Sizlerle beraber kullanacağım. Benim olmazsa olmazım basilikum, burada reyhan bulamadığım için İtalya'nın reyhanı yani. Çok az bir zeytinyağı. Benim kendi hazırlamış olduğum domates ve kapya biberinden sosum. Değerli arkadaşlar, burada maydanoz, yeşil soğan ve burada da kuru soğan, küçük bir kuru soğan ve yeşil biber. İki tane yeşil biber. Üzerine de kimyon ve pul biber döktüm. Burada biraz domatesim, yoğururken ihtiyacım olacak. Burada da çiğ köftelik etim. Ben bunu mutfak robotuna verdim. Sonra da bu benim şeyim var, Mörsem var biliyorsunuz. Size gösterdim. Bu havanım. Onunla da içindeki damarları temizledim. Gördüğünüz gibi döve döve. Onları temizledim. Size tarifini vermiş olduğum turşumdan çıkarttım. Turşum artık oldu. Tadı muhteşem. Arkadaşlar, gerçekten bu işin hakkını veriyorum. Kendime ayranımı hazırladım. Şimdi gidip eldivenimi takıp yoğurma işlemine geçiyorum. Evet, yoğurma işlemimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi önce bu salçanın yedirilmesi gerekiyor. Önce bu limonlara dokunmamam gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakalım salçam nasıl? Antakya'da bir arkadaşın buzluğundan çıkartılarak verildi. Kendi kullanımları için almışlar. Yani en iyisi olması gerekiyor bu salçanın Antakya içerisinde. Önce bu salçayı böyle yedireceğim değerli arkadaşlar. Yavaş yavaş diğer malzemeler girecek. İşte limonuydu, soğanıydı, sosuydu. Eğer ihtiyaç hissedersem domatesiydi. Masam sallanıyor. Güçlü bir masa değil. Değerli arkadaşlar, bugün ben size bir film tavsiye edeceğim. Bu yaşanmış olaylara dayanan bir film. Bu filmde hayallerin ne kadar önemli olduğu sizlere hatırlatılacak. Hayalleriniz olursa ümitleriniz de olur. Ümitleriniz olursa sevinçleriniz de olur. Dolayısıyla sizi bu hayaller yaşama bağlar. Öyle bu şekilde temalı bir film konusu bu değerli arkadaşlar. Beni çok etkiledi. Bir de size şunu söyleyeyim.
Bugün bir değerli insanla da bu jenerasyonlar arasındaki farkı konuştuk. Tabii ki onlara da anlayışlı olmak gerekiyor falan filan diye yaklaştı bu arkadaşımız. Ben hep gençlere şunu söylüyorum. Tabii ki Bertrand Russell'ın söylediği gibi 18 yaşına kadar aileler çocuklarından sorumlular. Bu gerçeğin farkında olmaları gerekir. 18 yaşından sonra çocuk kendi sorumluluğunu aldıkça anne babaların yavaş yavaş geriye çekilmesi gerekir. Doğrusu bu. Ve ben her zaman gençlere şunu söylemişimdir. Emin değilseniz kesinlikle akıl danışın, nötral olduğunu düşündüğünüz, zekasına güvendiğiniz, tecrübesine güvendiğiniz insanlara mutlaka danışın derim. Ama eminseniz kimseye danışmanıza gerek yok. Yolunuza devam edin. Çünkü eğer bu şekilde hareket etmemiş olsalardı, herkes çevresinden etkilenmiş olsaydı, bugün ulaşmış olduğumuz noktaya ulaşılmazdı, hiçbir gelişme olmazdı, herkes birbirine bakar, herkes birbiri gibi hareket ederdi, hiçbir ilerleme de kaydedilmezdi. Dolayısıyla cesur ve bazen de dik insanlara ihtiyaç var. Bundan da bu şekilde bahsedeyim dedim. Suyu yedikçe arkadaşlar eklemeniz gerekiyor. Bizim çiğ köftemize kesinlikle su katılmaz. Bizim çiğ köftemiz Urfa çiğ köftesi gibi değil. Urfa çiğ köftesine sadece salça, baharat ve et ve şey ne giriyor? Suyla yapıyorlar. Bizde de kesinlikle su katılmaz. Onun dışında su olarak limon suyundan bu şekilde kabuğuyla beraber faydalanılır. Olmadı. İşte benim yaptığım gibi sos. Bu sos tabii bana ait bir sos. Bana ait derken yani tabii buna benzer soslar var. Kendi yapmış olduğum sos. Pazarcıkta bilinen bir sos değil. Bunu konserve gibi kaynatıyorum ben. Makineye çekerek hem kapya biberini hem domatesi ondan sonra kaynatıp içerisine istersen çok az bir zeytinyağı, istersen hiç katmayın, az bir tuz. Ondan sonra da buzluğa atıyorum ben. Bunu dışarıda bıraktım. Bakın kaç haftadır dışarıda olduğu halde herhangi bir şey olmamış. Böyle bunu böyle yedireceğim değerli arkadaşlar. Bunu aldım. Daha önceki tripodla boydan görünmüyordum. Bu yeni almış olduğum tripoda taktım kamerayı arkadaşlar. Hani köftemi yoğururken beni de görün diye. Uzun yıllardır işte çiğ köftenin zararlarından, işte çiğ etin zararlarından falan dolayı birçok insan artık çiğ köfteye yanaşmıyor ama tabii çiğ etin kendine göre faydaları da var abartmadığınız sürece. Bir de burada zaten yorulurken de o bir şekilde pişiriliyor baharatta falan. Yani sade de yenilmiyor. Bu işlemlerden sonra da o pişmiş gibi oluyor zaten. Bu da bu şekilde kurudu. Şimdi baharatını soğan, kuru soğan, çok az kuru soğan kattım. Aslında katmıyorum. Ben direkt böyle yeşil soğan katıyorum arkadaşlar. Ama katayım dedim. Ve yeşil biber, iki tane de yeşil biberi makineye verdim. Şimdi yavaş yavaş bunun özelliği hep malzemelerini yavaş yavaş yedirmeniz. Birdenbire yaparsanız şişer. O zaman da lezzetli olmaz. Buradaki ustalığın en büyük sırrı değerli arkadaşlar yoğurmanın düzgün yapılması, malzemelerin kaliteli konulması ve küçük küçük doğranması. Doğranma şekli de çok önemli. Ben hepsini katıyorum. Şekilde bir yandan da ocakta dün ıhlamur çayı yapmıştım. Yine kendime ait olan.
size göstermiştim, böyle torbalar var. O zaman çöpünü, bu çayın çöpü de çok rahat oluyor, problem olmuyor. Çaydanlığı temizlemek zor olmuyor. Bir de ıhlamuru biliyorsunuz, ertesi gün de kaynatıp içebiliyorsunuz. O yüzden biraz su kattım ve şimdi altını açtım. Birazdan kaynadıktan sonra getir bir bardak, yoğururken çayını da içerim. Bu arada arkadaşlar, yorumlarınız, beğenileriniz, önerileriniz çok önemli. Söylediğim gibi ben burada bir aile gibi olmak istiyorum. İyi insanları ve üreten, çalışkan olan insanları sayfamda toplamak istiyorum. Kendi tecrübelerimi doğal bir şekilde sizlere burada videolarda yansıtmaya çalışıyorum. Umarım çok daha güzel şeyler yaparız hep beraber. Sizlerin de bana arada fikirlerinizle daha da kaliteli videolar yapacağımı düşünüyorum. Bu şekilde bileklere güç. Bileklerin güçlü olması gerekir ve benim bileklerim hiç de güçlü değil arkadaşlar. Yani çocukluğumdan beri hassas bileklerim var benim. Hem bu işi bilmek gerekiyor, tekniği de bilmek gerekiyor. Tekniği bilirseniz üstesinden geliyorsunuz. Bir de hiçbir şekilde zorlamamalısınız. Sınırınızı bileceksiniz yani. Hani yorulduğunuz zaman kendinize işinizi kolaylaştıracak bir yöntem bulmanız lazım. Buradan çok az bir domates katıyorum. Değerli arkadaşlar. Birazcık da sosundan katmak istiyorum. Söylediğim gibi sosum çok acayip lezzet veriyor. Birazcık da sosumu katacağım. Bunlar da bu şekilde yedirilecek. Neyi hatırlıyorum? Babam çok titizdi arkadaşlar. Ama bizim tahtalı odamız var. Babam zamanında tabii kendi bütçesiyle sağlıklı olsun diye tahta döşetmiş. Hani bildiğiniz öyle kaliteli değil ama işte kendi bütçesine göre tahta döşetmişti. Öyle bir odamız var bizim. Tahtalı oda. Orada annem bana yoğurduğunu, çiğ köfteyi bana yoğurdurdu. Ve sofra bezin etrafında hepimiz, annem babam etrafında oturdular. Ve yufkayla da yedik yani. Bu yufkayla da çok lezzetli oluyor. Daha sonraki yıllarda babam hiçbir zaman ağzına çiğ köfteyi koymadı. Hiçbir zaman yemedi. Tabii bu benden dolayı değildi. Ben çok kötü yaptığım için değil. Babam çok titizdi. Yani öyle her şey birazcık da panik atağı da oluşmuştu. Belki de panik atağın yapmış olduğu şeydi. Zaten gençliğinden beri de çok seçiciymiş yemek konusunda. Çok zayıftı da zaten. Ama annem hayatı boyunca köfteyi çok sevdi ve ben bu konuda anneme çok benziyorum. Köfteyi, çiğ köfteyi, köfte şeylerini iyi yapılırsa, hakkı verilirse her yerde köfteyi sevmiyorum. Aslında insanın kendi yaptığı da pek yenilmiyor. Ama ne yapayım? Yalnızım, artık yalnız da bunun keyfini çıkartmayı öğrendim diyeyim yani kısacası. Artık yalnız da keyfini çıkartıyorum. Başka çaresi yok. Her zaman birini nereden bulayım ben? İşte yalnız yaşamanın böyle bir dezavantajı var. Ya hayat arkadaşımız olsa ne yaparsanız bal oluyor. Ben işte turşu çıkarttım, ayran yaptım. Ama hayat arkadaşım olsa belki salata da yapılırdı. Daha da detaylı şeyler yapılırdı. Ne bileyim, belki de et de kavrulurdu. Et de haşlanırdı. Yapılırdı da yapılırdı. Ama benim için bu bile çok yani.
düşmüşler. Böyle. Böyle böyle. Terlemeye başladım. Tabii onu görmüyorsunuz siz. Bunun hakkının verilmesi gerekiyor. Bunun sakız gibi olması gerekiyor. Ben gidip çayımı getireyim. Ve videom da fazla uzamasın. Evet arkadaşlar, çayımı da getirdim. Tabii eldiven çıkınca değiştirdim. Bu eldivenler de öyle gerçekten tek seferlik. Böyle iyice yedireceğim. Birazcık sos ve domates daha katacağım. Kıvamı çok önemli. Çiğ köftenin. Daha etini katmadım. Birazdan etini de katarım. Bu sosla her şey çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bu sosu ben dolmalara, lahmacuna, işte böyle köftelere, hatta bu Antakya'nın patates köftesine bile katıyorum. Çok acayip lezzet veriyor. Bu şekilde, bu şekilde. Evet. Bu pazar bizi gördükleri zaman "Asin, köfteniz çok kokulu oluyor" falan diyorlar. Çünkü onlara göre reyhan girmezmiş. Ben mesela taze nane de katarım. Bu sefer almadım. Ama normalde taze nane de katarım. Onlar sadece pul biberli falan yapıyorlar sanıyorum. Bol sarımsak katıyorlar. İşte kuru soğan katıyorlar. Yeşil soğanlarını katıyorlar. Ama baharata çok önem vermiyorlar. Biz Maraşlılar baharatlara önem veriyoruz. Çünkü baharatlarımız da gerçekten çok iddialı. Kimyonsuz bir çiğ köfte düşünemem. Urfalılar onlar da katıyorlar sanıyorum kimyon. Ama yine de bazı Urfalılar bizim çiğ köftelere "yok sizinki işte orijinal değil" diyorlar. Ben bizim çiğ köftemizin mide dostu olduğunu düşünüyorum. Çünkü direkt isot mesela, isot kesinlikle, ben acıya alışık bir insan olduğum halde isot kesinlikle yiyemedim. Bana çok dokundu yani. Midemi falan çok rahatsız etti. O yüzden de kesinlikle bizim pul biberimiz falan asla insanı rahatsız etmiyor. İnsanı rahat ettiriyor. Bir de bu tarz köftelerin içerisine katmış olduğumuz yeşillikler falan da yine mideyi koruyor. Direkt bulgur yemiyorsunuz. Bu da çok önemli. Ben sanıyorum bayağı yoğurdum. Etim de bu arkadaşlar. Çok güzel bir kıvama getirdim eti de. Bakın. Bakın nasıl güzel. Döverek içindeki damarları seçtim. Bu şekilde. Bunu da böyle bitiriyorum. İyice yedirilecek. Tuzu da eksiklik olabilir. Tuzunu fazla katmadım. Onu ilave etmem gerekebilir. Bakın damardan hala da var. Tam da temizlenmemiş. Ben bunu nereye bırakayım? Şuraya bırakayım. Dün bayağı uğraştım o damarlarını temizlemek için. Ha, şuraya da bırakabilirim. Altına da ıslak bir bez bıraktım. Bunun kaymaması için yoğururken.
ne gördüm? Bu damarların kesinlikle temizlenmesi gerekiyor. Kendim yapıyorum artık. Çünkü bu kasaplardaki o makineler o damarı falan hiç hepsini çekebiliyor. O yüzden de böyle benim için böyle çok daha temiz oluyor. Daha güzel oluyor benim çiğ köftem. Şimdi tadına bakayım. Biraz daha yoğurmak gerekiyor. Yeşil soğanı da bırakayım. Bunu da yedireyim. Yedirilecek. Söylediğim gibi arkadaşlar tuzu az geldi. Tuz ilave etmem gerekiyor. İtalyan reyhanını da kattım. Basilikum yani. Bu arada sağına soluna da biraz sıçrattım. Öyle oluyor yani. Biraz sıçrama işi oluyor. Ne kadar dikkatli de olsanız. Biraz tuz katacağım. Karabiber ve kimyon ilavesi edeceğim. Baharatı sanki az geldi gibi. Tuzunu ve biraz daha baharat eklemem gerekiyor. Bu arada kişniş bu malzemeler çok kullanıyor. Bundan da katıyorum çünkü lezzet verdiğini düşünüyorum. Biraz kişniş katayım. Biraz tuz katayım. Ve kimyon katayım biraz daha. Birazcık da karabiber. Tazamı kattım. Aslında normalde katmıyorum hiç. Ama bu hep son videolarda hep dile getirdim. Bu tadı çok güzel olduğu için karabiberden de katmaya başladım. Bunları böyle bir köşeye bırakayım. İşim bittikten sonra onları tekrar mutfağa götürürüm. Bunu kırıyordum arkadaşlar, eyvah. Görüyor musunuz? Tüh. Bunu hemen silmem lazım. Baharatım riske atamam. Nemlenmemesi gerekiyor. Ve de sıçrattım biraz. Gidip bir eldiven daha çıkartmam gerekiyor. Son zamanlarda cam falan kırıyorum arkadaşlar. Ya Allah'tan biraz önce kırılmadı, üzülürdüm. Seviyorum çünkü o baharatlığımı. İşime yarıyor, kullanışlı. Her şeyi kullanamıyorsunuz. Yani alıyorum, deniyorum. Bazı şeyler hani çok kullanışlı gibi geliyor ama eve geliyorsun işte kullanamadığınızı görüyorsunuz. Arkadaşlar nanemi de, nane diyorum pardon, maydanozumu da ekledim. Bunu da yedirmem gerekiyor. Oldu. Umarım yedirebilirim. Bir buçuk bardak az olur diye düşünmüştüm. Bakın ne kadar çok çıktı. Ne kadar bereketli köfte. O yüzden işte Anadolu'da bulgur çok önemli. Düşünün. Kalabalık aileleri nasıl doyurabilirsiniz? İşte bulgurla.
emin olun lokum halt etmiş. Zeytinyağını da bıraktım. Yemin ediyorum arkadaşlar. Bizim damak zevkimize güvenin yani. Ve ben de öyle kendim de yapsam güzel değilse güzel olmadı derim. Ama gerçekten muhteşem oldu. Ay sabırsızlanıyorum. Oturup yemek için. Evet. Bunu böyle kenara çekeyim. Bir yandan şöyle sandalyemi de getireyim. Bir yandan sıkım yapayım. Bir yandan da turşumu da yiyeyim. Biz genelde böyle elimiz kirliyken yeriz. Yemin ediyorum lokum falan halt etmiş. Turşum da öyle lezzetli bir tadı olmuş ki anlatamam size. Turşum da nefis. Ayranımı da asitli suyla yaptım. Asitli suyu da ben seviyorum. Aman Allah'ım. Bu nasıl lezzet? Hani diyorlar ya etsiz köftenin tadı olmaz diye gerçekten haklılarmış. Etle çok daha lezzetli oluyor. Olay. Gerçekten kendimi engelleyemiyorum. Aman Allah'ım. Turşumun biraz suyu azalmıştı. Turşu suyum vardı. Söyledim size. Fazla kalırsa kesinlikle dolapta tutun. Üstünü onunla tamamladım. Acayip güzel olmuş. Canlar ben karnımı doyurayım. Daha ne yiyeceksin demeyin. Daha yiyeceğim valla. Kız kardeşim der. Kız kardeşim çok yemek yiyen biri değil. Çok da zayıf. Kek diyor. Böyle çiğ köfte kısırda diyor kendimi engelleyemiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Birazdan filmi de göstereceğim size. Değerli arkadaşlar, tavsiye ettiğim filme geçmeden önce böyle kafamı kaldırarak bakacağım. Çünkü değiştirmek istemedim kameranın olduğu yeri. Kitaplarımı göstereyim. Benim değerli Ali amcam Antakya'dan kesinlikle bunu oradan bir arkadaş tavsiye etti. Yani illa Ali amca bunu tavsiye etmedi. Başka bir arkadaş tavsiye ettiği için Maun Suresi Yaşar Nuri Öztürk'ün, ama Ali amca Din ve Fıtrat kitabını Yaşar Nuri Öztürk'ün ve Kur'an'daki İslam. Bakın nasıl güzel sarmışlar. Kur'an'daki İslam, bunu kesinlikle oku dedi. Bunu tavsiye etti bana. Bu kesinlikle okunması gereken bir kitap dedi. Ve Din ve Fıtrat kitabını, bir de Din ve Fıtrat kitabını bana tavsiye etti. Ara ara başka yazarlardan da bahsediyor. Ama önce Yaşar Nuri Öztürk, çok istekliyim yani kitabını okumaya. Çünkü bu kadar bahsettiğine göre mutlaka bir şey var diye. Ve ben söylediğim gibi Yaşar Nuri Öztürk, derya deniz bir insan. Bugüne kadar okumadım, ihtiyaç hissetmedim ama gerçekten şimdi çok hevesliyim. Bakalım içinde neler varmış. Dikkatimi çeken bir şeyler olursa mutlaka sizlerle paylaşacağım. Söylediğim gibi böyle de bir ayraç koymuşlar.
Bunun kıymetini kitap okuyanlar bilir. Ben okuduğum kitaplara kesinlikle zarar vermekte hoşlanan biri değilim. Kıvırmam, çizmem ve bu şekilde ayraçlarla ayırırım benim için. Yani başkalarına uyarak belki laş çiftle, kurşun kalemle bir kitabımın altını çizdim, bir iki sayfasının. O kadar pişmanım ki anlatamam. Benim için çok değerliler kitaplar. Değerli arkadaşlar, bahsetmiş olduğum film bu. Ben bunun linkini videomun altında da atacağım. Hayalimdeki At diye Dream Horse diye bir film. Bu gerçek olaylara dayanıyor. Değerli arkadaşlar, söylediğim gibi hayallerin insan yaşamında ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Hayallerin insanın yaşam kalitesini de artırdığını, tabii ki o hayalleri başkalarıyla, yani ortak hayallerle bir araya geliyorsanız, insanlarla, anlaşabildiğiniz insanlarla ortak hayallerde buluşuyorsanız, o zaman zaten yaşam kalitenizi de artırmış oluyorsunuz ve yaşama bağlılığınız da, anlamı da artıyor. Yani burada özellikle ileriki yaşlardaki insanların çok, yani kendilerine gelmelerine yardım olacak bir film diye düşünüyorum. Aslında her yaştan insanın izlemesi gereken bir film ama bizim yaşlarımızdaki insanlara çok daha aha dedirtiyor. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Umarım bir hata etmemişimdir. Sizlere faydalı olmuşumdur. Önerilerinizi bekliyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çok önemli. Öpüyorum. Görüşmek dileğiyle.